Bizimle birlikte Türkiye'nin en önemli kenti Ankara. Ankara'nın en önemli semti Çankaya. Çankaya'da Belediye Başkanı Alper Taşdelen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Biz de birçoğunuzun da bulunduğu, Ankara'da yaşayanların bulunduğu mahallenin, semtin, ilçenin Belediye Başkanı Alper Taşdelen. Dolayısıyla onun projeleri çok önemli. Özellikle de 100. yılı gideceğimiz, gittiğimiz şu ortamda, şu önemli. Birkaç yıldan beri yaptıklarınızı gayet iyi izliyoruz. Bundan sonra yapacaklarınızı da merak ediyoruz. Evet. Onun için sizi davet ettik. Çok teşekkürler, kırmadınız. Geldiniz. Ben teşekkür ederim. Hemen öne çıkan proje olarak Atatürk Kültür Merkezi projesinden başlayalım istiyorum ben. Çünkü o herhalde tarihe geçecek bir proje olacak. Önümüzdeki günlerde sizin mutlaka damganızı, imzanızı bıraktığınız bir proje olacak. Biraz bize anlatır mısınız? Tabii. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Bizi izleyen bütün sevgili Çankaya'lı komşularımız ve bütün yurttaşlarımızı da buradan saygıyla selamlıyorum. Zeynel Bey, biz 100. yılı çok görkemli kutlamak zorundayız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'mizi, bu devletimizi çok büyük bir mücadeleyle kurduk. Emperyalizme karşı bir mücadeleyle, büyük bir bağımsızlık savaşıyla kurduk ve ardından Ulu Önder Atatürk'ün o eşsiz önderliğinde de büyük bir aydınlanma devrimini, Cumhuriyet'in ilanı ve büyük bir aydınlanma devrimini, muasır medeniyeti aşma, çağdaş uygarlığı yakalama ve aşma hedefini hayata geçirdik. O nedenle Cumhuriyet'imiz çok kıymetli, çok değerli. Zaten 99. şimdi yılını kutluyoruz. Çankaya'nın her yerinde İlelebet Cumhuriyet yazıyor. Bütün ilanlarımızda bu sloganı belirttik. Ama Atatürk'ün bizden istediği bir şey var. Diyor ki en büyük isteği çalışkan olmak. Hayatta tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak diyor. Biz de onun yolundan giden insanlar olarak ona layık olmak için çok çalışıyoruz. Hele Çankaya'da, onun ilçesinde belediye başkanı olmak kolay değil. Çok çalışmamız gerekiyor. Bu anlamda 100. yılda Ankara'mıza uluslararası standartlarda bir kültür merkezi kazandırmış olacağız. Atatürk Kültür Merkezi. Çok önemli, çünkü Atatürk'ün Ankara ile ilgili hem düşündükleri, hem hayata geçirdikleri, hem de uzun yıllar burada yaşamış olmasından kaynaklanan, işte varlığı bir şekilde burada olmasından kaynaklanan. Şimdi görüntülerinde görüyoruz ekranda. Aslında bir kabasını bitirmiş durumdaydık. Bu ekonomik kriz tabii çok ciddi maliyetleri çok ciddi arttırdı. Bir kültür merkezinde de tabii yurt dışından gelen çok ciddi malzeme var, ürün var, girdi var. Artı bir de burayı biz, bura bildiğiniz böyle her yerde olan kültür merkezi olmayacak. Uluslararası standartlarda bir kültür merkezi olacak. Yani orkestra çukuru var, sahne yüksekliği, sahne derinliği hep uluslararası standartlarda. Yani şu anda Ankara'ya örneğin bir Broadway müzikali gelip oynayamıyor. Çünkü öyle bir salon yok. Öyle bir salon yok. Veya Viyana Filarmoni Orkestrası gelip bir opera çalamaz. Öyle bir salon yok. Devlet Opera Balesi ulusta bir yere sıkışmış vaziyette. Çünkü oynayacağı bir salon yok. İşte bütün bu eksiklikleri Ankara'nın çok büyük bir ihtiyacını karşılayacak Atatürk Kültür Merkezimiz. İşte inşaatı durmuştu. Ne maliyetler, zaman başladı? Ne kadar? Şöyle, biz temelini 2016 sonunda attık. 2017'de başladı. Maliyetler inanılmaz arttı. Artınca belli bir noktada tabii revizyona... Burada sizin kredi kullanamama gibi ya da iktidar tarafından engellenme gibi bir durum var değil mi? Var mı? Yok, öyle bir engellenme yok. Neden? Çünkü biz zaten 8 yılda hiç borç almadık. Hiç kredi kullanmadık. Yani biz sosyal demokrat belediyeciliği hakkını vererek yapmak istiyoruz. O nedenle Zeynel Bey, 8 yılda görevde olduğum 8 yıl boyunca hiç kredi kullanmadı Çankaya Belediyesi, hiç borç almadık. Bizim bütçemizde faiz ödememiz sıfırdır. Belediye faiz ödemiyor. Ve onu da anlatırım biraz sonra. Çayyolu Hizmet Binamızı Aralık ayında hizmete açacağız. Orayı da açtığımızda belediye hiçbir yerde kiracı olmayacak. Tamamen kendi mülklerinde hizmet eden, 1 lira bile kira ödemeyen bir belediye yarattık biz. Ve dediğim gibi hiç borç almadığımız için de kendi öz kaynaklarımızla yönetiyoruz. Bütün bu hizmetleri de öyle yapıyoruz. Kültür merkezi de öyle. Ve geçtiğimiz haftalarda kültür merkezimizin devamı için ihalemize çıktık.
ihalemiz sonuçlandı. Şimdi inşaatına tekrar başlıyoruz. 29 Ekim 2023'te yani Cumhuriyetimizin 100. yılında inşallah yetiştireceğiz ve kültür merkezimizi açacağız. Bir yıl zamanımız var. Bu bir yılda kültür merkezimiz hizmete açacağız. Atatürk Kültür Merkezi'ne bakın görüyorsunuz şu an ekranlarda. Tam olarak bulunduğu yer tabii. Eskişehir yolunda Bilkent'e dönerken. Bilkent burası Bilkent çıkışıdır yani, Eskişehir yolunun. Evet. Orada Türk Tobun binaları gözüküyor. Evet şu şu gördüğünüz yer sahne gerisi. Yani şu üst kat büyük salon. 1100 evet. kişilik 1100 kişilik büyük salon. Bir de 500 kişilik küçük salon var. Sahne gerisi, sahne arkası 1100 kişilik salondan daha büyük. Yani biz burayı aslında normal klasik o bildiğimiz kültür merkezleri var ya. Bir orkestra rahatlıkla. Tabii tabii o kültür merkezleri var ya. Biz burası 1800 kişilik bir salonda olabilirdi. Ama bildiğiniz kültür merkezi olurdu. Uluslararası standartlarda yapmak istediğimiz için 1100 kişilik salon sahne gerisinden daha küçük. Sahne gerisi daha büyük. Çünkü sahne oynuyor, iniyor, çıkıyor, yukarıdan inilebiliyor. Orkestra çukuru sonuçta var bir alt katı. Enstrümanlar var, ondan tabii, tuttuğu yerler var. Tabii onlar bir alt katta, orkestra evet. çukurunda. Yani burası 29 Ekim'de açacağız. Ankara'mıza Atatürk Kültür Merkezimizi kazandıracağız. Ve Ankara'nın çok büyük bir ihtiyacı. Bu proje, yani işte ihalesi 350 milyona çıktı. Normalde bir ilçe belediyesinin yapabileceği bir proje değil mi diyorsun? Üstünde bir projedir. Yani bir ilçe belediyesi tek bir işe 350 milyon lira ayırması zordur. Peki bu maliyet 350 milyonla kalacak mı yoksa artacak? Hayır şöyle tabii fiyat farkı ister istemez bakanlığın olur. Yayınladığı fiyat farkı var. Yani bu işte o fiyat farkına göre artacaktır da. Ama önemli olan şu biz bunu yine borç almadan, borçsuz kapatacağız. Kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Yine kendi öz kaynaklarımızla. Yani Çankaya Belediyesi bir büyükşehir belediyesi gibi böyle büyük yatırımları yapar bir noktaya gelmiştir. Yine yani Cumhuriyetimizin 100. yılına armağanlarımız var. İşte evet, biri Atatürk Kültür Merkezi. Çalışarak Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Yine ikinci açacağımız büyük proje. Bademli Dere Kent Ormanı ve Parkı evet. projemiz var. Evet. Orası çok önemli. Orası da çok güzel. Ben bayağı gezdim. Ablamın da oturduğu yer orası. Öyle zaten mi? Ne kadar güzel bir vadi evet. olur diye düşünmüştüm. Daha sonra sizin projenizden bahsettiler. Evet. Burasını heyecanla bekliyorum. Tabii. Yani. Şu anda ekranda da görülüyor sanıyorum. Evet. Şimdi burası bizim 40 konakların alt tarafıdır. 40 konaklar mahallemizin alt tarafı. Aşağı tarafı da Mamak'tır. 750 dönüm Zeynel Bey. Burası belediyemizin tapulu arsası. Bakın tapulu burası. Şimdi bir başka belediye olsa ya da bir başka o bildiğimiz betoncu, neler? Rantçı anlayış olsa bu 750 dönümü döner, imara açar, betona açar. Çok doğru. Ve buradan çok büyük bir rant kazanır. Ama yani bu rakamlar da belki bizim belediye bütçemizden büyük rakamlar olur. Ama biz artık betona boğulmak istemiyoruz. Biz artık belediyelerin rant kapısı olmasını istemiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, sosyal demokrat, halkçı belediye başkanlarıyız. O nedenle biz 750 dönümü imara açmadık. Tam tersine 750 dönümün 500 dönümünü kent ormanı. 30 bine yakın ağaç yeri diktik. Zaten üzerine 30 bine yakın ağaç diktik. 500 dönümünü kent ormanı yapıyoruz. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Mesela Viyana'da gidersiniz bir anda kentin içinde bir orman tabii, olur. O nefes aldırır. Nefes aldırır. İşte burası da öyle. Burası öyle olacak. Kentin merkezinde 500 dönümü orman, 250 dönümü de park olacak. Biz buraya ikinci Atatürk Orman Çiftliği diyoruz. Yani Atatürk Orman Çiftliği'nin talan eden anlayışa karşı, Atatürk Orman Çiftliği'ni betona açan anlayışa karşı biz de tam aksi yönde diyoruz ki biz yeşile açıyoruz. Beton istemiyoruz. Park olacak, yeşil olacak. Gördüğünüz bu 750 dönüm bir vaha olacak. Şimdi içinde buranın vatandaşlarımızın geleceği evcil hayvanlar, hayvanat bahçesi. Çocuklarımız gelecek burada tavşanı sevecek, efendim kediyi sevecek, Ankara kedisi, Van kedisi bunlar olacak. Artı işte bütün evcil
noktada olan hayvanları burada keçileri sevecek, kuzuları sevecek. Böyle bir kere bir hayvanat nefes bahçesi. Nefes alabilecek. Tabii çocuklarımız onları görecek, sevecekler. Çok güzel bir büyük macera parkımız olacak içerisinde. Pony parkımız olacak, binicilik tesisimiz. Çocuklar ponilere binecek veya bir binicilik tesisi içerisinde olacak. Halkımızın faydalanacağı kafeler var. Yine piknik alanları var. Büyük, çok geniş bisiklet alanları, skuter... Park alanları büyük bir ihtimalle. Çok, çünkü çok buraya büyük. Gelecek olanlar evet. Hafta sonu yani özellikle. Burası gerçekten Ankara'mıza çok büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Mesela bu 750 dönüm park projemiz de 120-130 milyon liraya tamamlanıyor. Hı hı. Bakın bu da dediğim gibi yine kendi öz kaynaklarımızla bütün bunları yapıyoruz. Ve ranta değil, halka hizmet eder ranta bir noktada... Ranta olsa burası ne kadar kıymetli bir yer. Yani... yani başka belediyenin elinde olsaydı çok doğru dediniz. Burayı gayet iyi biliyorum çünkü küçük ablamın oturduğu, Türkan ablamın oturduğu yer hemen dibinde. Burası kim bilir ne kadar çok değerli, kıymetli bir yer. Eğer siz başka bir anlayışla, başka bir belediyecilik yapmaya kalksaydınız, kendi belediyenize ve belki de tabii. vatandaşlara çok büyük bir rant getirecek olan bir yer. Yani şöyle söyleyeyim Zeynel Bey, şimdi biz, ben 8 yıldır Çankaya'mıza hizmet ediyorum. Bu 8 yılda 7 tane yeni kreş açtık. Şimdi 3 kreşimizin inşaatı devam ediyor. 10 yılın sonunda 10 yeni kreş açmış olacağız. 5 de eskiden vardı. Hı-hı. 15 kreşimiz olacak. Hı-hı. Dediğim gibi şu ana kadar 7 kreş açtık. 3 inşaatımız, kreş inşaatımız devam ediyor. 4 kültür merkezi hizmete açtık. 2 kapalı yüzme havuzu, Erdal İnönü kapalı yüzme havuzu ve Mustafa Kemal Atatürk kapalı yüzme havuzu ve spor merkezi. Bülent Ecevit bu sporları salonu. Aşık Türkiye'ye örnek olan Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli kardeşlerimiz için. Hı hı. 22 tane yeni Çankaya evi açtık. Burada ücretsiz kursları veriyoruz, dershane hizmetleri veriyoruz ücretsiz. 21. yüzyılın halk evleri bunlar. 22 tane yeni çok güzel binalar açtık. Bütün yaptığımız 96 tane yeni park açtık. 8 yılda toplam büyüklüğü 1 milyon 750 bin metrekare olan 96 yeni park açtık Çankaya'mıza. Bakın bütün bu hizmetler, bunların hepsi Çankaya'nın en kıymetli, en değerli arsaları üzerindedir. Yani Bademli Dere Parkımız gibi. Tabii. Çünkü Çankaya'nın her yeri kıymetli zaten. Biz en kıymetli arsalarımızı ranta açmıyoruz, betona açmıyoruz. Evet. Bir metrekare yeri imara açmıyoruz. Yeşilalanın tam tersine en kıymetli arsalarımıza kreşler, havuzlar, parklar, sosyal tesisler, engelli merkezleri, kültür merkezleri, yurtlar yapıyoruz. Bizim anlayışımız bu. Halkın olanı halka geri veriyoruz. Büyük bir ihtimalle de Çankaya'da yaşayan, yaşamakta olan Ankaralıların aslında takdir ettiği şeylerin başında gelecektir bu. Çünkü tabii. Ankaralılar o betonlaşmaya kesinlikle karşılar ve tabii ki böylesine nefes alacak, çocuklarının oynayabileceği, kendilerinin oturup bir kitap okuyabilecekleri belki de yer alan tabii. Açmanız bir şey daha yapacağız. Önemli. Bizim bu 96 yeni parkımız içerisinde Birlik Mahallemizde olan, onları da görmenizi isterim. 62 dönüm Zafer Parkı, 58 dönüm İsmet İnönü Parkı, 32 dönüm Lozan Park'ta var. Böyle Birlik Mahallesi'nin ortasında da bizim Fen İşleri, Yıldız Yerleşkemiz var. Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğümüzün olduğu. 62, 58, 120, 32, 152 dönümlük bir yemyeşil vahadır orası. Öyle yaptık orayı da. Evet. Şimdi Zafer Park, İnönü Parkı, 100. yıl işçi bloklarındaki Uğur Mumcu Parkımız ve Bademlidere Kent Ormanı ve Parkımızı. Bunlar park yaptık. Çok güzel. Bunlara bir şey daha yapacağız ama. Yani mevcutta park bunlar ama ben bir şey daha yapacağım. Bütün bu parklarımızı da ve bunlara ekleyeceğimiz 3-4 tane daha büyük parkımız var Zeynel Bey. Bunların hepsini Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na başvurarak hepsini de sit alanı ilan ettireceğim. Ha, en ufak bir şekilde yani, dokunulmasın bizden sonra diye düşünüyorsunuz çünkü. Evet. Bunların hepsini de sit alanı ilan ettireceğim. Ki
Bundan 10 yıl evet, bir durum olma, 10 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra oraya biri gelip de o parkın dokusunu bozacak bir beton koymasın, bir düğün salonu koymasın, bir başka bir şey yapmasın diye. Bunu da rahmetli babam Doğan Taşdelen uygulamıştı. Ben aslında ondan alıyorum bunu da. Bizim Ağlatlıbel Parkımız var. Ağlatlıbel Atatürk Parkı. Tabii. Orası da 220 dönümdür rahmetli babamın yaptığı. Ağlatlıbel Atatürk Parkı da tapuludur. Belediyenin tapulu arsasıydı. Hı. Oraya park yaptı, yeşil alan yaptı. Ve orayı sit alanı yaptırmış. Yani kimse sonra bir şey yapamasın diye. Oğlu dahil. Oğlu dahil. Aynısı Kuğulu Park'ta vardır. Mesela Kuğulu Park'ta sit alanı yaptırmış. Evet. Yani biz şimdi bakın oralar bizim parkımız olmasına rağmen Kuğulu Park'a ya da Ağlatlıbel Atatürk Parkı'na herhangi bir tadilat, yenileme, yani yeni bir şey yapmayacağız. Orada olan bir yeri yenilediğimiz zaman dahi gidip koruma kurulundan izin alıyoruz. Evet. Ne kadar güzel. Harika. Evet. Şimdi ben bu büyük parkların hepsini Çankaya'daki aynı şekilde sit alanı ilan ettireceğim ki dediğim gibi 100 yıl sonra bile oraya kimse el süremesin. Dokunamasın. Atatürk Orman Çiftliği'nin içinde başına gelen gelmesin. Ders alınması gereken bir tabii. şey. Bakın Saraçoğlu Mahallesi kurtuldu. Yani orada şu anda uygulanan mevcut projeye de eleştiriler var ama temelde o Saraçoğlu Mahallesi'ndeki binalar şu an restore ediliyor. Yani binalar yıkılamadı. O anıt ağaçları kimse dokunamadı. Evet. Hepsi korundu. Bir restorasyon projesi var. Neden? Çünkü sit alanıydı orası. Sit alanı oldu. Tabii. Onun için biz de benzer bir noktada hareket edeceğiz. Sizin diğer projelerinizi konuşacağız. Çünkü ben alt alta sıraladım. Biraz siz gelmeden önce dersime çalıştım. Estağfurullah. Çankaya Belediyesi'nin projeleri önümüzdeki dönemlerde neler yaşanacak diye. Fakat ben tabii en çok merak ettiğim şey borçsuz ve kredisiz bunları yapıyoruz, evet. yapmaktayız demiş olmalı. Şimdi bu tabii her belediyenin yapabileceği bir şey değil galiba. Ya da eğer yapabileceği bir şeyse niçin belediyeler bunu yapamıyor? Çünkü hani Çankaya Belediyesi'nin başka bir özelliği olabilir, belki çok daha farklı gelirler elde ediyor olabilir. Tabii ki o tamamen yerel belediyecilik bilgisi dahilinde bir şey. Ama nasıl yapıyorsunuz bunu? Ya doğru yöneterek, öyle söyleyeyim. Şimdi ben hem kamu tecrübem var benim belediye başkanlığından önce, hem özel sektör. Gelişmesi varmış, çok özür dilerim Alper Bey. Amasra maden faciasına ilişkin gözaltı kararı çıkmış. Nihayet Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Böylesine bir facia, 41 kişinin hayatını kaybettiği bir facia sonrası en ufak bir istifanın olmaması, gözaltında olmaması ya da görevden el çektirmenin olmaması doğrusu vicdanları sızlatıyordu. Evet. 25 kişiye gözaltı kararı çıkmış. Belli ki Cumhuriyet Savcılığı şu anda çalışmaya başlamış durumda. Onunla ilgili ayrıntıları paylaşacağız. Evet, bu vesileyle tekrar hayatını kaybeden 41 madenci kardeşimize Allah'tan evet. rahmet diliyorum. Ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum. Bu şöyle oluyor. Dediğim gibi hem kamu tecrübem var benim. Başbakan müşavirliği yapmıştım. Evet, Ecevit döneminde. Hem özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmıştım. Ve göreve geldikten sonra da gerçekten hem kamuda hem özel sektörde çok liyakatli arkadaşlarımız sağ olsunlar belediyemize geldiler, bizi kırmadılar. Ve çok liyakatli bir ekiple, bir kadroyla beraber çalışıyoruz. Şimdi genelde şöyle bir şey vardır. Belediye başkanlarına denir ki, ya halk belediye bütçesini bilmez, belediyenin borcunu bilmez. Sen kendi dönemini çok güzel geçireceğin şekilde gerekiyorsa borç da al, kredi de kullan. Kim bilecek? Ama parlak biraz kendini. Evet, sen harca, sonrası halk günlük duruma bakar, sonrası ne olacaksa olsun gibi bir yaklaşım vardır genelde. Şimdi ben bunu kabul eden bir belediye başkanı değilim. Çünkü marifet bunları yapmadan iyi yönetebilmekte. Bir de bugünü kurtarmak için geleceği ipotek altına almak ya kimin hakkıdır, kimin hakkı değildir? O da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bakın Türkiye, bakıyorsunuz bugünkü hükümete, biz şimdi faizini ödüyoruz değil mi? Evet. Yani Sayın Genel Başkanımız işte grup konuşmalarında ya da mitinglerde, televizyonda
saniyede Türkiye şu kadar faiz ödüyor, dakikada bu kadar faiz ödüyor diye rakamları söylüyor. Yani Londra'daki tefecilere kadar düştü bu faiz işi ve Türkiye çok ağır bir borç batağında. Evet. Yani inşallah iktidara geldiğimizde önümüzdeki seçimde aslında bir enkaz devralacağız ama Millet İttifakı seçimi kazanacak ve o takvimi de açıklayacak. 6 ayda böyle olacak, 1 yılda böyle olacak. O enkaz nasıl kaldırılacak ekonomik anlamda onu konuşacağız. Yani bedeli sonuçta halk ödüyor. Şimdi biz de belediyede bizim düşüncemiz şu. Biz bugünü kurtarmak için geleceği ipotek altına alamayız. Marifet bugünü hem kurtarmak hem geleceği kurtarmak. Biz onun için neler yaptık? Dediğim gibi çok liyakatli bir kadrolarla çalışarak belediyenin gelirlerini %38-40'a varan noktada arttırdık. Aslında şirketini iş adamı mantığıyla herhalde biraz hareket eder. Yani şöyle, yani şirketini kamucu yani tabii sonuçta biz bir kamu kuruluşuyuz. Bizim evet. yaklaşımımızda biliyorsunuz biz toplumsal belediyeciliği, halkçı belediyeciliği savunuyoruz. Her bir belediyenin her bir kuruşunu namus bilmek gerekiyor. Nasıl iyi esnaf dükkanın başındadır değil mi? Kasada oturur iyi esnaf. Dükkanın başındadır. Her gün kasayı alır, tabii. gelirine bakar, giderine bakar. Şimdi biz de belediyenin gelir giderini, bütçesini çok ciddi şekilde ele alıp öyle programlı bir şekilde hazırladık. Profesyonel bir şekilde. Gelirlerimizi %40'ı bulan bir noktada arttırdık. Giderlerimizi, bütün bu enflasyonist ortama rağmen giderlerimizi %28-30 oranında azalttık. Yani o nasıl yaptık bunu? İşimizin peşine düşerek yaptık. Yani belediyenin hem alacağının peşine düşecek. Artı bütün ihaleler şeffaf şekilde EKAP sistemine geçtik. Yani bütün ihaleler EKAP'ta yapılıyor bizde. Ve bunların birçoğunu canlı yayınlıyoruz. Ve ihale EKAP'ta olduğu için bilgisayar internet ortamında ve şeffaf, katılımcı olduğu için hiç kimseye bir şey ayırt etmeden şeffaf ve dürüst, namuslu bir şekilde yaptığınızda hiçbir şaibe düşmeden, şaibe olmadan bütün ideal şekilde yaptığınızda o ihalelerin o zaman kazanan kim oluyor? Belediye oluyor. Tabii. Yani bu böyle. Diğer bütün her şeyimiz böyle. Bütün her şeyimiz böyle. Yani bizim için önemli olan halkın parasıdır, belediyenin parasıdır. Çok ciddi, planlı, programlı çalıştığınızda tabii işte dediğim gibi o özel sektör tecrübesi de var. Yani biz bu mali krizi pandemiden önce seçimler oldu. Hemen akabinde dedik ki krizin biz ayak seslerini duyuyoruz. Öngörmeye başlamıştık. Öngörmeye başladık ve ona göre bir plan program yaptık. Bazı yapacağımız işleri askıya aldık, bazılarını iptal ettik, başka alanlara yöneldik. Dediğim gibi çok ciddi bir şekilde. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde böyledir. Yani nasıl Çankaya Belediyesi borç almadan, kredi kullanmadan, kendi öz kaynaklarıyla geçtiğimiz 8 yılda o zamanın parasıyla diyorum, o zamanın, bugünün de değil, 1 milyar 400 milyon lira doğrudan Çankaya yatırım yapmışız biz. 1 milyar 400 milyon. Yani bugüne vurduğunuzda bu para en az 3 milyar lira. Doğrudan Çankaya yatırım yapmışız. Üzerine bizden önceki 3 dönemin, onlar da hizmette kullanmışlar aldıkları borcu tabii ki ama 1 milyar lira da o zamanki 1 milyar bu da. Oradan da bir borç vardı. Onu da ödedik. Onu da kapattık. Bizden önceki borcu da kapattık. Onun için kendimize borçsuz diyebiliyorsunuz. Tabii abi. 1 milyar 400 milyon doğrudan yatırım yaptık. Kendimiz borç almadık. Sıfır. Kredi kullanmadık. Çankaya Belediyesi faiz ödemiyor. Hiçbir şey ödemiyor. O nedenle üzerine de bu yatırımları hayata geçirebiliyoruz. Dediğim gibi kültür merkezi 350 milyon. Badem Mideri 120 milyon. Üzerine şu an 3 tane kreşimizin inşaatı devam ediyor. 3 tane yeni Çankaya evimizin inşaatı devam ediyor. Çay yoluna... Çankaya evi derken? Bizim bütün şöyle kursları verdiğimiz yani dil kursları, yani meslek edindirme kursları, halk evi gibi halk düşünün. Evi gibi. Mesela LGS'ye, lise geçiş sınavına hazırlanan çocuklarımıza ücretsiz orada dersler veriyoruz. YKS'ye, yüksek öğrenim hazırlanan çocuklarımıza ücretsiz orada kurslar veriyoruz. Dershane hizmeti veriyoruz. Evet. Kadınlarımıza meslek edindirme kursları, hobi kursları. Halk evleri. Halk evinin 21. yüzyıl versiyonu gibi. Onları bak mesela şimdi bu gördüğünüz şu anda Çankaya evlerimizin görüntüleri. 14 tane yeni kütüphane açtık.
Zeynel Bey. Şimdi çok ciddi kütüphane açıyoruz. Evet. Çok güzel kütüphaneler Zübeyde açıyoruz. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi. Evet, bu tamam. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisimiz, Yıldız Evler'de açtığımız, içinde nikah salonu, konferans salonu, yemek salonları var. Altta çok büyük bir Çankaya evimiz var, kütüphanemiz var. Yani çok ciddi bir emekle bütün bunları kazandırıyoruz. Beni en çok heyecanlandıranlardan birisi, siz gelmeden önce baktığımda Ankara'ya böyle bir Kurtuluş Savaşı Müzesi artık hediye edecek olmanız. Evet. O da herhalde 2023-29 Ekim'e yetişecek mi? Yoksa, onu inşallah 13 Ekim'e yetiştireceğiz. Mi? 13 Ekim'e şöyle, tam bizim Cebeci'nin üst tarafında, Mamak sınırımızda, tam Cebeci üstünde Abidin Paşa Köşkü, tarihi. Abidin Paşa eski Bilmiyorum. Ankara valisi. 1886'da yapılmış olan köşk burası. 1886'da yapılmış köşk. Ve Kurtuluş Savaşı döneminde Zeynel Bey, burası harp okulu olarak kullanılmış. Yani harp okulu sonra yapılıyor. İstanbul'dan gelen subaylar ve yeni yetiştirilen subaylar orada bu köşkte yani. Yetiştirilmiş. Yani bir nevi harp okulu. Daha sonra makine kimya endüstrisi MKE kurumuna geçiyor burası. Rahmetli babam döneminde babam parasını vererek satın alıyor köşkü. Çankaya Belediyesi'ne kazandırıyor. Evet. Yani Çankaya Belediyesi satın alıyor köşkü. Daha sonra bir Ankara kulübüne devri var. Yani tahsisi değil. Ve aradaki 15 yıl orada kalmıştı. Ama o tahsis de sorumluydu. Bir mahkemelik süreç oldu. Biz de onu kazandık ve Ankara Kulübü'ne de teşekkür ediyorum. Ankara Kulübü de bu süreç sonunda tahliye etti orayı. Orayı. Evet, çünkü biz de zaten dedik ki biz burayı müze yapacağız. Kurtuluş Savaşı Müzesi. Onlar da çok sevindiler. Ankara Kulübü de çünkü köklü bir vakıftır. Şimdi burayı Kurtuluş Savaşı Müzesi yapacağız. Evet. Köşkü tarihiyle de buluşturacağız. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın en büyük önemli evrelerinden biri, işte o burada yetişen subaylar gidiyor cepheye. Tabii. Sakarya Savaşı örneğin. Bu köşk Kurtuluş Savaşı dönemi boyunca 5000'e yakın subayı eğitmiş. Burada 5000'e yakın subay eğitilmiş ve 4200'e yakın şehit olmuş. Evet. Zeynel Bey. Evet. Şimdi biz köşkü kendi tarihiyle de buluşturacağız. Yani onu da heyecanlı yaşıyoruz. Hı hı. Ama köşk 19 Mayıs'ta atamızın Samsun'a çıkışıyla başlayacak. Ve 9 Eylül İzmir'de ki zaferimizde bütün o Kurtuluş Savaşı onun hikayesini anlatan, dönemini anlatacak. Dönemini anlatan şimdi bu müze yalnız bildiğimiz müze değil. Teknolojiyi kullanacağız burada. Canlandırmaları, 3 boyutları kullanacağız. Yani en son teknolojiyle birlikte bir müze. Yaşayacak oraya giren çocuklarımız ya da Ankaralılar. Ve Ankara'mıza çok güzel bir... Yani Ankara'da Kurtuluş Savaşı Müzesi yok. Yani işte yani bir anıt kabirde vardır bilirsiniz. Ankara bu Kurtuluş Savaşı'nın merkezi olması gerekirken dediğiniz gibi öylesine bir müze olmaması büyük eksiklik. Büyük eksiklik. Anıt kabirin altında biliyorsunuz var bir müze. Ama şimdi bizim amacımız Abidin Paşa Köşkü Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni anıt kabire gelen herkes, turist kafileleri, yerli yabancı, onların hepsini biz bu köşke de getireceğiz. Ve dediğim gibi teknolojiyle buluşan bir yeni nesil müzeyi burada hayata geçireceğiz. Evet. Amacımız şimdi bizim 29 Ekim 2023 günümüz dolu. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılı. Çünkü o gün Atatürk Kültür Merkezi'ni açacağız. Önemli. Köşkümüzü, müzemizi de 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunda inşallah önce bu müzemizi de açmış olacağız. 2023. Yani Çankaya'da Zeynel Bey, 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılında biz 23 Nisan'da Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı'nı açacağız. 23 Nisan 2023'te Bademlidere'yi açacağız. 13 Ekim'de Kurtuluş Savaşı Müzemizi açacağız Abidin Paşa Köşkü'nde. 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin tam 100. yılında da en büyük eserimiz olan Atatürk Kültür Merkezi'ni açacağız. Ne kadar? 100. yılı böyle hakkıyla atamıza layık olacak şekilde kutlayacağız. Bununla beraber, bakın bununla beraber.